Haber Odası'na hoş geldiniz. 3 Haziran Cuma 2022 gündemde önemli gelişmeler var. Konuklarımız olacak, telefon bağlantılarımız olacak. Günün flash gelişmesiyle başlayalım. Merkez Kayserispor'un yeni teknik direktörü kim olacak diyordu. Hikmet Karaman'la yollar ayrılmıştı. Bugün öğle sonrası belli oldu. Hatayspor'dan ayrılan başarılı teknik direktör Ömer Erdoğan, Kayserispor'la yöneticilerle görüştü, anlaştı. İmza atmak için Kayseri'ye gelecek. Şu anda spor yorumcusu Abdülkadir Paslıoğlu telefon hattının diğer ucunda. İyi akşamlar Abdülkadir. İyi akşamlar Murat abi, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ömer Erdoğan hayırlı olsun dedik. Resmileşmedi, imza atılmadı ama bir sorun yok sanırım. Evet, geçtiğimiz gün sağdakiler programında da zaten Ömer Erdoğan ismini biz orada sık sık dile getirmiştik. Hatta o gün başkana da sorduğumuzda henüz bir görüşme olmadığını, Ömer Hoca ile görüşmediklerini ifade etmişti ama ertesi gün Ömer Hoca ile bir araya geldi Sayın Başkan. İstanbul'da görüştüler bizzat ve yapılan ilk görüşme olumlu gerçekleşmişti. Her iki tarafta aslında hedefler konusunda, planlamalar konusunda ortak bir paydada buluşmuştu. Gelinen noktada da ilk yapılan görüşme zaten olumlu neticelenmişti. Ardından bir ikinci görüşme daha gerçekleşti. Bu ikinci görüşmede de her iki tarafta detayları konuştular ve detaylarda da herhangi bir pürüz çıkmayınca Ömer Erdoğan Kayserispor'un yeni teknik direktörü olmuş oldu. Ama sizin de belirttiğiniz gibi henüz daha imzalar atılmadı. Muhtemelen Ömer Hoca Kayseri'ye gelecek ve imzaları burada atılacak. Ardından da Ömer Hoca Kayserispor mesaisine resmi olarak başlamış olacak. Ömer Erdoğan 45 yaşında son derece başarılı bir teknik direktör. 2 sezon boyunca Hatayspor'da güzel işler yaptı. Kayserispor'un yapısına uyar mı? Ya şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kayserispor taraftarlarının son dönemde özellikle sosyal medyada ve kendi aralarında görüş alışverişi yaptıkları zaman şu fikri savunuyorlardı. Kayserispor'a mutlak suretle genç, başarıya aç ve ilerleyen dönemlerde Kayserispor'a önemli futbolcular kazandırabilecek potansiyele sahip bir teknik direktör gelmesi yönünde taraftarların neredeyse hemfikir olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada tabii Ömer Hoca da sizin de söylediğiniz gibi aslında genç bir isim, henüz daha 45 yaşında. İşte 2-3 sezon önce Fatih Karagümrük'te hocalık yapıyordu. Ardından Hatayspor'da 2 dönem teknik direktörlük koltuğunda oturdu. Bu noktada Ömer Hoca'nın da belki Hatayspor'daki ayrılma serüvenine de girmek gerekiyor. Ömer Hoca bu noktada işte kadro planlaması konusunda daha geniş bir kadronun oluşturulması, daha kaliteli bir kadronun oluşturulması ve işte yeni bir hedef doğrultusunda zaten Hatayspor'da yollarını ayırmıştı. Yani ben Hatayspor'da Hatayspor'u yakından takip eden meslektaşlarımızla görüştüğümüzde onlar da hoca ile yönetim arasında herhangi bir sorun, herhangi bir problem olmadığını defaatle dile getirdiler. Buradaki ayrılığın en önemli sebeplerinden birisi Ömer Hoca'nın işte başarı noktasında daha üst noktalara ulaşmak istemesi. Tabii Sayın Başkan Berna Gözbaşı da bilindiği üzere bu sezon sezon başında kadro planlamasını çok iyi yaparak ilk 8 içerisinde, hatta ilk 6 içerisinde olmayı hedeflediklerini, 2023 vizyonuyla Kayserispor'u üst sıralara taşımak istediğini zaten dile getirmişti. Bu noktada Ömer Hoca'nın düşüncesiyle Kayserispor yönetiminin, Başkan Berna Gözbaşı'nın düşüncesini yan yana getirdiğimiz zaman aynı paralelde olduğunu görüyoruz. Ben o yüzden Ömer Hoca ile Kayserispor'un DNA'sının tutabileceğini düşünüyorum Murat abi. Abdülkadir çok teşekkür ederiz bilgilerini paylaştığın için. Umarım hayırlı uğurlu olur. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ ol. Evet, Ömer Erdoğan hayırlı olsun. Gerçi resmi imzalar atılmadı ama kesinleşti prensipte. Umarım Ömer Hoca yeni sezonda Kayserispor'a şans getirir. Dün geceden itibaren böyle müthiş fırtına, toz. Sabah herkes kalktığında arabalar toz içerisindeydi. Sanki Amerika'nın güney eyaletleri gibi. Kayseri deyim yerindeyse toz altında kaldı. Bugün kesinlikle oto yıkamacılar müthiş iş yaptı. Detaylara bakalım.
Kentte gece saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinde gökyüzü kırmızı renkte toz bulutuyla kaplanırken araçların üzeri de tozla kaplandı. Sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar sabah gördükleri manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Vallahi görüyorsunuz, anlatmaya hiç gerek yok. Ben yaklaşık 42 yaşındayım, ben böyle bir şey görmedim. Hani ne değildir bilmiyorum yani şu anda. Vallahi hiç yaşamadık biz böyle bir şey. Hani hava şartları mı, ne olduğunu ben de anlamadım yani. Şok içerisindeyim şu anda. Yani doğru şu anda yıkamaya götüreceğiz arabamızı zaten. Gece 12'ye de kalktık, hafif bir duman var. Sabah kalktım, her taraf toz duman. Göz gözü görmüyor yani. Çok bir kirlenme var. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Allah'a kalmış işim. Yok yok, bir gördüm de yani o hafif idi. Bu daha şiddetli olmuş yani. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda toz taşınımına karşı vatandaşlara oluşabilecek risklere karşı tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Bugün herkes arabalarını oto yıkamacılara götürüyor. Yarın bununla ilgili bir haberimiz var. Bugün onların işi de %30 artmış. Onu da belirtelim. Dün haber odasında son dakika gelişmelerini, son dakika kulislerini sizlere aktarmıştık. Kayseri'nin sağlık yönetiminde çok önemli gelişmeler yaşandı. İşte eski başhekimle eski sağlık müdürü arasında ciddi tartışmalar vardı. Savcılığa kadar gitti. Önce şehir hastanesi başhekimi görevden alındı. Ardından da Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü'ne de müdahale etti. İstifa etmesini istedi. Ali Ramazan Benli de istifa etti. Dün belirtmiştik, o kesinleşti. Kütahya İl Sağlık Müdürü, Kayseri İl Sağlık Müdürü oldu. Mehmet Erşan, Kayseri'nin sağlığına Sivaslı bir isim geldi. 2017 Kasım ayında Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak atanan doçent doktor Ali Ramazan Benli pandemi süreci de dahil yaklaşık 5 yıl bu görevde kaldı. Benli'nin istifasının istendiği iddia edildi. Görevinden ayrılan Benli'nin Develi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacağı öğrenildi. Ali Ramazan Benli'nin yerine Mehmet Erşan atandı. Sivas doğumlu olan Erşan 3 Şubat 2020 senesinde Kütahya Sağlık Müdürlüğü görevine getirilmişti. Mehmet Erşan kimdir? Mehmet Erşan, 1975 Sivas doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamladı. 2001 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Erşan, 2013 yılında başlamış olduğu Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı'ndan 2015 yılında mezun oldu. 2001-2004 yılları arasında ilk görev yeri olan Sivas İli Gemerek ilçesi Karagöl Sağlık Ocağı'nda, 2004-2008 yılları arasındaysa Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri Şube Müdürü, 2008-2014 tarihleri arasındaysa Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Erşan, beraberinde Hastalıkları İl Koordinatörü ve İl Kalite Koordinatörlüğü görevinde yürüttü. Sivas İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevi devam ederken, Haziran 2014'te Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 663 KHK'ya göre Tokat İl Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak atandı. 15 Kasım 2017 tarihinde de Sinop İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Doktor Mehmet Erşan, son kararla Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi. Erşan evli ve iki çocuk babası. Hayırlı uğurlu olsun dileyelim. Burada doçent doktor Ali Ramazan Benli İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Bir teşekkür mesajı yayınladı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde de devam edeceğini belirtti. İşte Benli'nin açıklamaları. Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılından itibaren Kayseri'de Sağlık İl Müdürlüğü yapan doçent doktor Ali Ramazan Benli görevinden istifa etmişti. Doçent doktor Ali Ramazan Benli istifasının ardından bir veda paylaşımında bulundu. Paylaşımında devam eden süreçte görevine Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam edeceğini belirten Benli, memleketime hizmet etme bahtiyarlığına yaşatan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Kayserimizde Kayseri Şehir Hastanesi başta olmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi, Develi, Yahyalı Bünyan ve Sarız Devlet Hastanelerinin ve 20 civarı aile sağlığı merkezlerinin açılışı şükürler olsun bize nasip oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca pandemi yönetimi de dahil olmak üzere yönetim anlayışımızda nasıl daha iyi hizmet sunarız şiarını öne çıkardık. Bakanlığımızın tensipleriyle göreve başladığımızdan bu zamana kadar bizleri desteklerini esirgemeyen önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Operatör Doktor Ahmet Demircan ve Sağlık Bakanımız Sayın Uzman Doktor Fahrettin Koca'ya, ilimizin kıymetli büyüklerinden bakanlarımız
Sayın Avukat Mehmet Özaseki'ye, Sayın Mustafa Ali Taş'a, Sayın Taner Yıldız'a, Sayın Valimize, değerli vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uzman Doktor Memduh Büyükkılıca ve diğer tüm ilçe belediye başkanlarımıza, her zaman yanımızda olan ilimizin değerli protokolü ve siyasi liderlerine desteklerinden dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2017 yılında başladığım müdürlük görevim bugün itibariyle sona ermiştir. Süreçte görevime Kayserişehir Hastanesi'nde devam edeceğim. Özveriyle çalışan tüm idarecilerimize, hekimlerimize, değerli sağlık personelimize, dua ve destekleriyle sağlığın yükünü birlikte omuzladığımız tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal ediniz dedi. Evet, sağlık yönetimde neler oluyor? Tabii sağlıkla ilgilenen milletvekili birebir AK Parti Kayseri milletvekili operatör doktor İsmail Tamer. Şimdi AK Partili vekiller Kızılcahamam kampında, kendisine telefonla eğer ulaşabilirsek bu gelişmeleri soracağız. Bir rejiye sorayım, ulaşmaya çalışıyorduk. Bilgi geldi mi? Telefona mı bakmıyor? Evet. Tamam, devam edelim aramaya. Ulaşabilirsek kendisinden, İsmail Tamer'den bilgiler alalım, yeniden hatırlatalım. Ali Ramazan, ben gerçekten pandemi sürecinde de çalıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz benliğe. Bundan sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam edecek. Burada Kayseri'nin yeni il sağlık müdürü de Mehmet Erşan oldu. Hatta mı Sayın Milletvekili? Evet, AK Parti Kayseri Milletvekili Operatör Doktor İsmail Tamer şu anda attığın diğer ucunda. İyi akşamlar Sayın Milletvekilim. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Kızılcahamam'dasınız galiba. Şu anda yoldayım, gidiyorum. Seyahat halindeyim. Evet. Kızılcahamam'a evet, yoldayım. Aman telefonu iyi çeksin de önemli olanı. Evet, şöyle bir yerde durayım ben. Yani vallahi eğer durabilirseniz daha iyi çekme açısından. Hemen siz dururken ben de şu soruyu sorayım efendim. Şimdi Kayseri'de sağlık yönetiminde ilginç olaylar yaşandı. Önce başhekim görevi bir savcıdan suç duyurusunda bulundu. Sonra görevden alındı. Ardından Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürü'nün istifasını istedi. Sonra Kütahya'dan bir sağlık müdürü geldi. Sayın Milletvekili, ne oluyor Kayseri sağlık yönetiminde? Valla şimdi samimiyetimden şunu ifade edeyim. Kayseri'de hiç sağlıkta bir sıkıntı yok. Evet. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tabii ki bu görevler verilir, istenmez verilir. Bu gibi görevler, devlet görevi. Hepsi de Allah razı olsun, bundan önceki hem başhekimi hem sağlık müdürü ellerinden geldiği kadar Kayseri'ye sağlık alanında hizmet etmeye çalıştılar. Ben onlara her ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum yapmış oldukları hizmetten dolayı. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın bunlar aralarındaki bir sıkıntıdan dolayı sağlık müdürünün hastane başhekimi hakkında soruşturma açması, onun da bu istirade deyip şahsiyetlerden dolayı da bunu başkanıya vermesiyle başlayan bir süreç. Bunu hiçbir sağlık bakanlığı da bu konuyu değerlendirdi. Her ikisi de görevlerine teşekkür ettiler. Bizim bir arkadaşlarımız geliyor. Biz onlara hepimiz hem sizler basın olarak hem bizler de en büyük yardım etmek gerektiğine inanıyorum. O anlamda Kayseri'deki sağlıkta sıkıntı yok. Hiç kimse endişe etmez. Evet, sesiniz. Alo. Sesiniz geliyor. Sesiniz? Buyurun efendim. Devam edin lütfen. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Kayseri'de sağlıkla ilgili en farklı sıkıntımız yok. Evet. Allah'a şükür. Yeni bir valimiz geldi. O da çok akıl karınca bir vali zaten. Çok kısa bir zaman içinde halkla bütünleşti. Görevli olan diğer kurumlardaki değişiklikler söz konusu oldu. Biliyorsunuz milletin müdürümüz değişmişti. O da yerinde oturuyor. Diğer kurumlardaki müdür arkadaşlarımızın hepsi son derece insan etkili kuvvetle çalışıyorlar. Biz de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağlıkta da istenmeyen olaylara neden oldu ama tabii doğrusunu bunu tasvir etmek mümkün değil. Sayın her iki arkadaşımız da önemli hizmetler yaptılar. Zaten onlar doktor olduklar için yine sağlıkta hizmet edecekler. Sadece bir görev değişikliği söz konusu. Bir bayrak yarısı. Bir bayrak yarısı değişik oldu. O anlamda da yeni gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kimse endişe etmesin. Sağlıkta bir sıkıntı yok.
Bu yeni gelen Mehmet Erşen Kütahya Sağlık Müdürü'ydü. Nasıl Burak bir... Bey biliyor musunuz beni? Evet efendim, Kayseri'ye atandım. Alo. Sayın Tamer, Mehmet Erşen Kayseri Sağlık Müdürü oldu. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz tanıyorsunuz sanırım. Ya ben öyle çok yakın tanımıyorum ama Sayın Sağlık Bakanımız böyle bir tesis buyurmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorsunuz. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, iyi çalışmalar. Ben de teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Son yaşanan gelişmeleri tabii operatör doktor İsmail Tamer'e sorduk. O da kendi yorumlarını paylaştı. Son dönemlerde Türkiye'de özellikle Kayseri'de maalesef yaşlı intiharları arttı. Bugün yine Kayseri'de Köşk Mahallesi'nde 76 yaşındaki M.S. ikamet ettiği evin balkondan kendini boşluğa bıraktı. Olay Melik Gazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Karaşar Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. 76 yaşındaki M.S. ikamet ettiği evin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.S. özel hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine bir yaşlı ölümü Koca Sinan ilçesi Sancaktepe mahallesinde 5. kattan düşen yaşlı kadın maalesef hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Sancaktepe mahallesi 4355. sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 88 yaşındaki Feride G. 5. kattaki evlerinin balkonundan yere düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şimdi az önce de söyledik, son dönemlerde Kayseri'de yaşlı ölümleri, yaşlı intiharlarda bir artış var. Ve intihar olayları, son dönemde gençlerde de intihar olayları var. Geçen böyle bir haber aktarmıştık. Türkiye Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Kayseri Şube Başkanı Yasemin Çandır. Bu yaşlı ölümleriyle ilgili kendisine intiharlarıyla ilgili sorular yönelttik. O da bakın neler söyledi. Peki yaşlı insanlar evlerinde ölü bulunuyor, intihar etme durumları oluyor. Neden peki bu, yani özel bir neden olabilir mi? Sanırım hani iş dünyası nedeniyle çocukları, sosyal çevreleri, yakın arkadaşlarını yavaş yavaş kaybediyor olmaları belki de onları yalnızlaştırıyor diye düşünüyorum. Ya da birine muhtaç olma duygusuna katlanamadıklarını düşünüyorum. O yüzden yaşlılarımızı yalnız bırakmamak, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek, hayatın koşturmacası içerisinde çok fazla zaman ayıramadığımız şeyler ama mutlaka yapmamız gereken şeyler diye düşünüyorum. Ben özellikle hani yurt dışında da bu tarz çalışmalar var. Huzur evlerine anaokulu açmışlar. Yaşlı insanlar çocuklarla birlikte vakit geçiriyorlar. Deneyimlerini, tecrübelerini, anlattıklarını dinlemek çocuklar açısından, bizler açısından belki sabırsızlıkla karşıladığımız bir şey ama çocukların da aslında iki grup birbirini dinlemeyi çok seviyor. Aslında torunlarıyla, genç yaş grubuyla bir arada olmalarının toplumsal yapı üzerinde de gerçekten çok önemli etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani büyük ebeveynlerin, çocukların gerçekten hani gençlerin bile aslına bakarsanız belli dönemlerde aile büyükleriyle vakit geçiren gençlerin psikolojik sağlamlığının daha yüksek olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Büyükleriyle vakit geçirmeliler, onları dinlemeliler, hayat tecrübelerinden esinlenmeliler kesinlikle. Bu hem gençlere iyi gelecektir hem de çünkü gençler artık hani okulla ev arasında, dört duvar arasında, çekirdek aileleri içerisinde kalıyorlar. Bu onlarda da ruhsal problemlerin artmasına neden oluyor, depresif belirtilerin artmasına neden oluyor. Öte yandan yaşlılarımız ilgi bekliyorlar, sevgi bekliyorlar, dinlenilmek, anlaşılmak istiyorlar. Hala saygı gördüklerini, değer gördüklerini bilmek istiyorlar. Çünkü biraz artık yaş ilerledikçe galiba biraz hani dinlememeye başlıyoruz. Önemli.
önemsememeye başlıyoruz, ciddiye almamaya başlıyoruz. Bu da gerçekten hani insanı olumsuz etkileyen bir duygu diye düşünüyorum. Evet, biraz katı kuralları olabilir yaşlıların, gençlerle o noktada çatışıyor olabilirler. Ama anıları, yaptıkları, yaşadıkları, hikayeleri, gerçekten bildikleri masalları anlatmaları bile gençlere çok ciddi ve önemli bir dokunuş diye bakıyorum. Evet, söyledikleri son derece önemli. Bu konusuna gidilmeli hem sosyolojik anlamda hem diğer anlamda. Çünkü çok tehlikeli bir gidiş var. Son dönemlerde Kayseri gibi bir yerde aile kavramı çok konuşuluyor. İşte övünüyoruz ama Kayseri gibi bir yerde yaşlı intiharları, yaşlı insanlarımızın intiharları giderek artıyor. Ya bunu sormak lazım. Niye böyle oluyor? Yani bu yaşlılar niye intihar ediyor? Aile kavramı nereye gidiyor? Bunu sorgulamak lazım. Bir asayiş haberiyle devam edelim. Araçları çant yaparak vatandaşı 1 milyon TL zarara uğratmışlar. Bununla ilgili bir haber var. İzleyelim. İl genelinde meydana gelen resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili olarak çalışma yapan oto hırsızlık büro amiri ekipleri 5 araç ve 1 dorseyi inceledi. Yapılan incelemelerde araçların çenç yapıldıklarına dair rapor alınarak adli soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu araçları satarak vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, hafta sonu LGS sınavı var. Kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Kayseri'de 21 bin öğrenci LGS'de ter dökecek. İmniyeti Müdürü Ayhan Telti'nin de açıklamaları var. Yapılacak sınav öncesinde öğrenci ve velilere seslenen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, ilimizde 21 bin öğrencimiz LGS'ye girecek. Öğrencilerimiz çalıştılar ve emek verdiler. Sınavımız iki oturum halinde yapılacak ve sabah 9.30'da başlayacak dedi. Şu anda ilimizde 21 bin civarında öğrencimiz pazar günü LGS sınavına girecekler. Öğrencilerimiz çalıştılar, emek verdiler. Sınavımız iki oturum halinde yapılacak. Sabah 9.30'da başlayacak. Şimdi burada biz öğrencilerimiz zaten elinden geleni yaptılar. Çalışan çalıştı, çalışmayan kitap okuyarak bu sınava hazırlandılar. Ben burada velilerimize seslenmek istiyorum. Bu sınavın son sınav olmadığı, bir hayat meselesi olmadığını öğrencilerimize hissettirsinler. Daha yaşları 14-15 bu öğrencilerimizin. Önlerinde çok uzun bir süre var. Bunu velilerimiz görsünler. Onların çocuk olduğunu, sınav sonuçlarının bu çocuklarının başarısını göstermediğini. Bunları bilmelerini istiyorum. Sınav sonucu nasıl gelirse gelsin, öğrencilerimize davranışlarında, tutumlarında ölçülü davranmalarını istiyoruz. Onları sevsinler. Yavrularımıza, sınava girecek yavrularımıza biz başarılar diliyoruz. Onları çok sevdiğimizi buradan ifade ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan liselere geçiş sistemi öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç yayınladığı mesajında Kaymak Gençlik Merkezlerinde LGS kursları düzenlediklerini belirterek akademik yönden başarılı, sosyal olarak saygın, özgüven sahibi değerlerine bağlı, tarihi gelişimine faydalı nesiller yetiştirme şiarıyla yol alıyoruz. Bu yönden Kaymak Gençlik Merkezlerinde 8. sınıfa geçmiş olan öğrencilere LGS'ye hazırlık kapsamında müfredata uygun bir şekilde Türkçe ve matematik kursları verilerek öğrencilerin dönem içerisindeki hazırlıkları desteklendi dedi. Şuurlu gençlik yetiştirilmesi adına gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Gençlerimiz, yavrularımız bizim geleceğimizdir ve bizlerin en büyük gücüdür. Kaymak marifetiyle Türkçe, matematik başta olmak üzere tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji gibi branş derslerinin yanı sıra değerler eğitimi, akıl oyunları ve sanat, spor, bilim, teknoloji gibi konuların da ele alındığı kulüp faaliyetleri yer aldı. Ve gençlerimiz bir yarışın daha heyecanını yapılacak LGS sınavı ile yaşayacaklar diye konuştu.
KYM'in düzenlemiş olduğu eğitim projeleriyle gençlik merkezlerinde bu zamana kadar 110 bine aşkın gence hizmet verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, gençlik gelecek demektir. Gençlik bir ülkenin umudu ve yarınları demektir. Ülkemizin en büyük sermayesi gençlerimizi önemsiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çok daha iyi yetişmeleri için bizlere düşen ne varsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi gençliğin her zaman yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Öğrencilerimizin stresten ve heyecandan uzak bir şekilde kendilerine güvenerek sınavlarında başarılı olacağına inancım da tamdır şeklinde konuştu. Sınava gelecek gençlere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, bilim insanları olacak sevgili öğrencilerimize girecekleri LGS sınavında başarılar diliyorum. Bütün öğrenci kardeşlerimize zihin açıklığı dileyerek sınavın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ayrıca öğretmenlerimize ve idarecilerimize de öğrencilerin eğitim ve öğretiminde emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Büyükkılıç ayrıca pazar günü gerçekleşecek sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için ara sözcülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi. 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle LGS sınavının birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu da 11.30'da başlayacak. Dallas Belediyesi de LGS geleceklere adaylara destek verdi, bir seminer düzenledi. 5 Haziran Pazar günü yapılacak olan sınav öncesi öğrencilere katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminerde sınav öncesi motivasyon ve sınav sonrasında stres yönetimine yönelik konular anlatıldı. Talas Belediyesi personeli uzman psikolog Gamze Akçınar tarafından verilen seminerde sınav öncesi yapılması gerekenler, sınavdaki stresin azaltılmasına yönelik doğru nefes ve vücut egzersizleri gibi konularının yanı sıra sınav sırasında odaklanmayı artırıcı tavsiyeler aktarıldı. O yüzden aslında sınav gözünüzü korkutmasın. Yani herkesin yapabileceği düzeyde sorular mutlaka oluyor. LGS'ye girecek öğrencilerin yanı sıra kamu personeli seçme sınavına girecek memur adayları da seminere gelerek sınava yönelik bilgilerden yararlandı. Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane Toplantı Salonu'nda yapılan seminere katılan öğrenciler verilen bilgilerden dolayı Talas Belediyesi'ne teşekkür ederken sınav öncesi böyle bir seminer düzenlenmesinin kendileri açısından çok yararlı olduğunu ifade etti. Güzeldi. Nefes egzersizlerinin anlatılması, yani sınava yönelik nasıl hareket edeceğimizin söylenilmesi hoşuma gitti. KPSS sınavına hazırlanıyordum ben de. Diyetisyenim. Program öncesi LGS dönemiymiş. Hem ona katılmış olduk. Bize de bir faydası oldu. Uzmanların katılımlarıyla önemli detaylar yakaladık. Belediyeye teşekkür ederiz bu alanda. Çok iyiydi. Bilgilerim vardı. Bilgilerim üstüne bilgi katmış oldum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Güzel bir seminerdi. LGS'ye hazırlanıyorum. Bence yararlı olur bu stres atmamıza, o sınav esnasındaki heyecanımıza atmamıza bence yararlı olur. Öyle düşünüyorum. Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim. Evet, işte KPSS, LGS, YKS birçok sınav, özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi tam bir sınav manyağı haline getirdik. Bu sistemden bir şekilde kurtulmamız lazım. Bu sınav sistemini kaldırmamız lazım. Çocuklar yıllarca çalışıyor. 2 saatte yani yaptı mı yapamadı mı, strese mi girdi, o an unuttu mu? 2 saatlik boyunca orada tüm belki emeği gidiyor. Bu sistemin bir an önce değişmesi lazım. Çünkü çocukların, gençlerin psikolojisi de bozuluyor. Şimdi sınav öncesi yine türbelerde bir yoğunluk vardı. Şimdi Seyyid Burhanettin Hazretleri türbesine gidelim. Liseye giriş sınavına saatler kala öğrenciler ve aileleri Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin türbesine gelerek dua etti. Evlatlarının sınavda başarılı olması dilekleriyle türbeye gelen ebeveynler dua ederek manevi huzura kavuştular. Sınav sürecinin çok zor şartlar altında geçtiğine değinen veliler, çocuklarının gelecekte çok iyi meslekler yapmasını istediklerini ve başarılı olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler ise gelecekte yapmak istedikleri mesleklerden bahsetti. Bazı öğrenciler ve veliler ise yanlarında getirdikleri şeker ve lokumları türbe çıkışı vatandaşlara ikram ederek dua etmelerini istedi. Bu süreç nasıl geçti? Oğlum 8. sınıfa geçtiğinde daha rahattı. Okuluna gayet severek mutlu bir şekilde gidiyordu, geliyordu, derslerine falan çalışıyordu. Ama süreç yaklaştıkça heyecan, stres artmaya başladı.
Bu dönemde öğretmenlerimiz okuldan, bizler veliler olarak evlerimizden çocuklarımıza destek olmaya çalıştık. Güzel bir yıl geçirdi. O elinden geleni yaptı. Biz de anne babalı olarak her zaman çocuğumuzun yanında olmaya çalıştık dualarımızla. Bugün de dedim ki Seyyid İbrahim Hazretleri'ni bir gidelim ziyaret edelim, orada bir dua edelim. Hakkında hayırlısı olur inşallah bütün öğrencilerin de, içinde benim yavrumun da. Çalışmalar nasıl geçti? Derslerinde aslında iyiydi ama bir matematikte bir zorlanıyordu. Öyle olunca hani matematiğe destek vermek adına bir özel hoca ayarladık, oradan bir destek aldı. Diğer derslerine kendi zaten çabalarıyla gayret etti, onları başarmaya çalıştı. Bilmiyorum, biraz zor bir süreçti ama şimdi şöyle bir şey, ben çocuğuma şu anda rahat ol, heyecanlanma, strese girme diyorum ama stresin büyükü bende anne olarak. Gerçekten akşam hatta eşimle konuşurken o da öyle dedi, sen biraz rahat ol dedi, sen heyecanını yansıtma dedi Murat'a dedi. Bilmiyorum, hayırlısı inşallah, ne diyelim. Buraya da manevi olarak biraz rahatlamak için geldiniz herhalde. Aynen aynen. Murat'a dedim ki yani bugün cuma, hem bir ziyaret edelim, orada bir duamızı edelim. Hani artık her şey Allah'a. Rabbim kurban olduğum kendi bilir inşallah. Nasıl geçti bu süreç? Sıkıntılı geçti inan. Yani en çok. Stresli değil mi? Stresli yani aynen. Anne için daha çok yani, aile için biraz daha. Yani çocuklar için de aynı. Bir de pandemiden çıktık yani, o süreçte de uzaktan eğitim biraz sıkıntılıydı. İnşallah hayırlısı olur. Okul, dershane falan nasıl gitti? Her ikisi de vardı. Dershane biraz sıkıntı oluyor okuldan dershaneye. Hani yorucu oluyor da. İnşallah hayırlısı olur tüm herkes için yani. Bu sene bayağı siz bir kampa girdiniz diyebilir miyim? Aynen. Ailecek yani, çocuklarla beraber. Ne olmak istiyorsun? Hukuk okuyacağım. Yani öyle düşünüyorum. Avukat olmak istiyorsun? Yok. Savcı. Savcı olmak istiyorsun. Yani. Neden peki? Yani matematik yapamıyorum, alanım sözel, o yüzden. İnşallah olursun, çok teşekkür ederim. Hangi yakının sınava girecek? Mine. Torunun mu? Torunum. İnşallah başarı olur, kurban olduğuma dua etmeye geldim ki kazansın diye. Öbür torunumun da var, 2 senesi var daha. Rabbim inşallah. Benim çocuklarım okumadı, yoktu. Ben bu olsun deyin çok şey yapıyorum. Allah'a dua ediyorum. İnşallah kazanır. Oruçla tutacağım, sadaka da vereceğim. Öbür büyük işi olsun. Çok büyük dileğim var. Kendisi okulda. Ha, okulda eğitimi devam ediyor. Devam ediyor eğitimi okulda. He. Baba ne dedi? Bana dua et dedi. Tamam güzel kızım dedim. Kendi de güzel ama. Maşallah. Oradan sonra Mine tamam, o da Mine, ben de Mine. Tamam kızım, ben sana dua etmeye gidiyorum dedim. Kalktım geldim. Rabbime sığındım. Ama içimde çok bir sevinç var güzel oğlum. İnşallah kazanır. Halka, millete, devlete hayırlı evlat olur. Bir benim yavrularım değil bak. Hepsi burada ağlarım, benim yavrum sayılır. Hepsine Allah güzel güzel yerler nasip eylesin. Ben bu kızlarıma geldiler. Ohut hakkını, ben cahilmiştim. Bilmedim. Öğretmenler geldi, müdür geldi, hakkını yiyorsun dedi. Ama benim para yok deyin, okulda mahcup oluruz deyin. Eğer onların böyle ortamın belli olduğunu bileydim, Hunat'ın oraya mendil serer, toplar gene okudurdum. Ama geçti. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM bir Ankara çıkarması yaptı. Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın davetiyle katılım gösterilen basın kanun düzenlemesi toplantısında da söz aldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, bu Ankara çıkarmasından ve bu toplantıdan yansıyanları izliyoruz. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nda değerlendirilecek olan basın kanunu düzenlemesi oturumu öncesinde Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, RATEM Başkan Yardımcıları Efsun Tekyeten, İdris Taş, İlhan Yalçın, Mustafa Öztürk İşler, Genel Sayman Zafer Beyaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Atılmış, Necmi Aydın ve Muammer Altıoktan oluşan RATEM heyeti, ziyaretlerde komisyon toplantısı öncesinde yıllardır ısrarla talep ettikleri radyo TV yayıncılarına resmi ilan verilmesi konusunda bilgi aktarımında bulundu.
Şerbetçioğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nu ziyaret ederek destek taleplerini iletti. İkinci ziyaret ise AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a yapıldı. Mahir Ünal, RATEM heyetini misafir ederek radyo televizyon yayıncılığı ile ilgili talepleri dinledi ve çözüm arayışına ortak oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eli Taş'a yapılan ziyaretin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu ile bir araya gelinerek bir toplantı gerçekleştirildi. Şerbetçioğlu ziyaretlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın davetiyle 15 saat süren basın kanunu düzenlemesi komisyon toplantısına katıldı. Toplantıda teklif sahibi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir'in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'la da bir araya gelen Şerbetçioğlu, yıllardır ısrarla talep ettikleri radyo TV yayıncılarına resmi ilan verilmesi konusunda görüşlerini komisyon üyeleriyle paylaştı. RATEM'in Türkiye genelinde TRT dahil 75 il ve 125 ilçe merkezinden yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İdari ve Mali Denetimine tabi olan bir meslek birliği olduğunu açıklayarak konuşmasına başlayan Şerbetçioğlu, radyo televizyon kuruluşları Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş tüzel kişilikler olmasına rağmen bakanlık ve benzeri kamu kuruluşları tarafından her ay 540 dakikalık zaman dilimi kanun marifetiyle bedelsiz olarak kullanılmaktadır. Yıllar içinde basın ilan kurumundan gazetelerin yararlandığı, resmi ilan haklarından radyo ve televizyonların da yararlanmasına ilişkin taleplerimiz oldu. Ancak bir sonuç alamadık. Zor şartlar altında yayınlarını devam ettirmeye çalışan ulusal, bölgesel ve yerel radyo televizyon kuruluşlarının bu desteğe ihtiyacı var. Bu konudaki talebimiz basın kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi içerisinde radyo televizyonların da yer almasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasıdır dedi. Komisyon üyelerine RATEM'in faaliyetleri ve yıllar içinde konuyla ilgili yaptığı talepleri içeren dosyalar iletildi. Sonuç olarak basın kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi içerisinde radyo ve televizyonların da resmi ilan almasını sağlayacak düzenlemenin yapılması elzemdir. Ankara'dan yeniden Kayseri'ye dönelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne gidelim. Başkan Büyükkılıç'tan 2022 yılı yatırımları değerlendirme zirvesi kurmayları yaptı. Yansıyanları istiyoruz. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışan 2021 yılında sadece yerel yönetimlere değil, gastronomiden turizme, sağlıktan eğitime ve spordan ekonomiye kadar birçok yatırımı Kayserilerin hizmetine sunan Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında da hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda başkanlık toplantı salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda gerçekleşen yatırım değerlendirme zirvesine Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk, Ali Hassal ve daire başkanları katıldı. Kentsel dönüşüm yine 2022 yılı anılayı bekliyor. Yatırım toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 2021 yılında Türkiye genelinde büyük şehirler arasında yatırım lideri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında da yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak anılması için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, önümüzdeki aylarda nasıl bir yol izlememiz gerekir mantığı içerisinde değerlendirme çalışmasını yaptık dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin 2022 yılında yine yatırımdan yatırıma koşan anlayış içerisinde yapacağı projeleri bu süreç içerisinde hangi aşamadayız, önümüzdeki aylarda nasıl bir yol izlememiz gerekir mantığı içerisinde değerlendirme çalışmasını yaptık. Fen işlerimiz, park bahçelerimiz, kentsel dönüşüm birimimiz ve diğer birimlerimizle yaptığımız değerlendirme sonrasında kararlarımızı yine hayata geçirecek şekilde değerlendirme yaptık. Ben büyük şehirler arasında yatırıma en çok pay ayıran bir belediye olarak inşallah yine 2022 yılında anılmayı bekliyor. Bu anlayış içerisinde ekiplerimizin yapacağı çalışmalarımızın şehrimizin hem imarlaşma hem şehircilik açısından daha güzel hizmetlerle buluşma anlayışı içerisinde hayırlı olmasını diliyorum. Emeğe geçen mesai arkadaşlarıma da ben teşekkür ediyorum.
Şimdi benzeri bir toplantı Talas ilçesinde de gerçekleşti. Bir yatırım toplantısı Mustafa Yalçın, Talas'ta devam eden çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı. Bu toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da katıldı. Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bizlere her zamanki sıcak ilgisi ve samimi duygularla ev sahipliği yapan Talas'ımızın çalışkan, gayretli, uyumlu, tecrübeli değerli başkanı Mustafa Yalçın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum dedi. Burada arkadaşlarımızla birlikte yapılanları dinledik, yapılacakları paylaştık. Bu arada Büyükşehir'in yapması gerekenlerin de bilgisini aldık. Dayanışma içerisinde inşallah bizleri seven, seçen, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda fark gözetmeksizin personeli, personelimiz, bütçesi, bütçemiz, bütçemiz, bütçeleri, personellerimize, personelleri, imkanlarımız, imkanları, imkanları, imkanlarımız mantığı içerisinde dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek çalışmalarını sürdürüyoruz. Tabii Talas'ımız hem gelişen, hem büyüyen, hem de potansiyel olarak geleceğe de adeta ümitle bakan bir şirin, kadim ilçemiz, tarihi ilçemiz. Üniversite öğrencileri yoğun oluyor. Gerçekten kültüre, sosyal yönden insanların zengin olduğu. Bu anlayış içerisinde de bizlerin onlara yönelik yapmamız gereken projeleri önemsediğimizi bir kez daha buradan paylaşıyor. İnşallah en kısa zamanda yapacağımız işleri hayata geçirmek suretiyle de vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacağımıza inanıyorum. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2022 yaz sezonu, inşa sezonunun başlamasıyla birlikte tabii belediyeler hareketlenecek yatırımlar dolayısıyla. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bu çalışmalarımızda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan, çok başkanımızdan çok büyük müjdeler aldık. Aynı zamanda bundan sonraki bölümde ilçe olarak yapacaklarımız için de destekleriyle birlikte rehberliklerini de aldık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor. Sağ olun, var olun başkanım. Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç ve Başkan Yalçın bir grup Talas Belediye Meclisi üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve Kayseri Büyükşehir'de bugünle ilgili bir haber geçti. Bisiklet kullanım teşvikinde Türkiye'ye örnek oluyoruz dedi. Kentin dört bir yanında 7'den 70'e Kayserilere hemen her alanda hizmet götüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanlığı'nda sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için projelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda bisikletli ulaşımın en gelişmiş modeli olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi vatandaşlar tarafından beğeniyle kullanılırken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve daha konforlu hale getirilmesi için şehir genelinde bisiklet yollarının sayısı da artırılıyor. Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada Kayseri'nin düz bir şehir olarak nitelendirilebileceğini belirterek, dolayısıyla düz bir şehirde yollarımızın hemen yanı başında bisiklet yolları mutlaka olmalı diye hepimizin aklından geçer. Bu konuda da gerekli duyarlılığı gösteriyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Elbette ki daha fazlasını yapma yönünde aldığımız karar doğrultusunda yeni açacağımız yollara mutlaka bisiklet yollarının orada yer alacağı bir proje hayata geçirilmeli diye talimatlarımızı yağdırıyoruz. Yeni yollarımızda bunu mutlaka hayata geçirmeye çalışıyoruz şeklinde konuştu. Büyükkılıç'ın yapılan yeni yollarda bisiklet yolu bulunması talimatıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu bisiklet yolu uzunluğu 90 kilometreye çıkarıldı. Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Dünya Bisiklet Günü olarak ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü de kutlayan Başkan Büyükkılıç, ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde iklim değişikliği ve hava kirliliği için farkındalık oluşturmak amacıyla 10 kilometrelik parkurda bisiklet turu düzenliyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı ile Spor AŞ işbirliğinde gerçekleştireceğimiz etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Sadece bu etkinlikte değil, sağlık ve çevre için bisiklet kullanımını hayatımıza yerleştirelim ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olan Kalbis, bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesinde hizmet veren ve havaların ısınması ile Nisan ayında 2022 sezonunu açan Kalbis, Kayseri'deki 51 adet bisiklet istasyonu, 600 adet özel tasarlanmış bisikletle, toplam 90 kilometrelik bisiklet yollarında bisiklet severlerin ihtiyacını karşılıyor. Bisikletlerle çevreye karbondioksit salınımı noktasında büyük avantaj sağlayan Kalbis'te, araba yerine bisiklet kullanımı kilometrede kişi başına %92 daha az karbondioksit salınımı sağlarken, en çok tercih edilen spor ve ulaşım araçları arasında yer alıyor. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından Sürdürülebilir Gelişme Ödülü almaya hak kazanan ve 2010 yılında faaliyetlerini ithal bir sistemle başlayan Kalbis, 2015 yılına gelindiğinde ise yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen akıllı bisiklet kiralama sistemi hem Kayseri'ye hem Türkiye'ye hizmet vermeye başladı. Akıllı bisiklet sistemi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından bugüne kadar Muğla, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yozgat, Kilis ve Aksaray olmak üzere 7 kente daha kurulumu yapılarak teslim edildi. Melik Gazi'ye geçelim. Melik Gazi Belediyesi yine bir hayırseverle beraber Esentepe Mahallesi'nde Nurettin Naci Stenci Aile Sağlığı Merkezi inşa edecek. Melik Gazi ilçesine 8 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak aile sağlık merkezi ve 112 acil merkezleri açarak sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Çünkü birey ve halk sağlığı önceliğimiz. Son 3 yılda 8 aile sağlık merkezi ile semtlerde yerinde sağlık hizmeti verilmesine vesile oluyoruz. Melik Gazi Belediyesi olarak her zaman halk ve çevre sağlığını önemsiyoruz ve bu yönde yatırımlar yapıyoruz. Esentepe mahallemize yapacağımız Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekim odası, aile sağlığı ebe odası, tıbbi müdahale odası, gebe takip odası, bebek izleme odası, laboratuvar, bay bayan dinlenme odaları, seminer toplantı odası yer alacak. Çok kısa bir sürede inşaatımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve Esentepe Mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dilerim dedi. Başkan Palancıoğlu kaliteli ve daha modern tesislerde hizmet verebilmesi için sağlık merkezlerine ihtiyaç olan yerlerde yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu ile AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Yapılan ziyarete Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseda ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basının insanların üzerinde psikolojik etkisi olduğunu söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Hem ilçemizin hem ilimizin hem ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, psikolojisinde basın yayın organlarının etkisi çok yüksek. Bazen bir gün boyunca bir konuyu tüm ülke konuşabiliyor, tüm ilçe konuşabiliyor. Dolayısıyla basın yayının ne kadar önemli bir aslında parametre olduğunu, orada basın yayınla ilgili yapılan çalışmaların, yayın kuruluşlarının yaptığı çalışmaların hakikaten ülkenin de, ilin de, ilçenin de sorunlarını çözebilecek, psikolojisini düzeltebilecek formatta olduğunu görüyoruz. İnşallah biz de elimizden gelen her türlü desteği vererek güzel çalışmalar hep birlikte imza atıp ilçemizi, şehrimizi, ülkemizi geliştirmenin mücadelesi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke'de yapılan seçimin basın camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum dedi. Tekrar Allah muvaffak etsin diyorum. Mesleğini layıkıyla yapan gazetecilerin, basın mensuplarının her biri içinde başımızın tacı. Onlarla ilgili de biz yasa teklifleriyle alakalı olsun, kendi mesleki kaygılarıyla alakalı olsun, elimizden ne gelirse, iletebileceğimiz ne olursa yalnız da olduğumuzu da beyan ettik. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseda ise ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kocaeli'nin ilçesine geçelim. Kocaeli Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, BSA'ya bugün Yeni Doğan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanını inceleyerek başladı.
Yeni Doğan Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolak Bayraktar, ilçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını vurguladı. Evet kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler. Yeni Doğan Mahallemizdeyiz. Yeni Doğan Mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanımızın içerisindeyiz. Burada bir yandan yeni imar çalışmaları başlayan, inşaatları başlayan yapılar, bir taraftan da imarlaşmasını tamamlamış, artık vatandaşlarımız tarafından oturulmaya başlamış yapılar ve biz de Kocasinan Belediyesi olarak içerisinde yapılması gereken gerek yollar, gerek çevre düzenlemesi, gerekse buradaki park çalışmalarıyla inşallah bu yaz sezon içerisinde bu bölgenin bütün ihtiyaçlarını tamamlamış olacağız. Buradaki yaşayan kardeşlerimizin sağlık içerisinde, huzur içerisinde yaşamak nasip olsun. Bir diğer yandan da burada yapılacak olan yollarla hem bu bölgenin ihtiyacı hem de şehrin ulaşım aksı noktasında tamamlanması gereken Ali İhsan Alçı Bulvarı'nın Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlantısı noktasında da o bölgede de inşallah bu çalışmalarla birlikte bu bağlantıyı tamamlayıp şehrimize hizmet verecek şekilde hem yollarını hem çevre düzenlemesini en kısa süre içerisinde tamamlayıp bitirip bu bölgedeki hemşehrilerimizin daha konforlu bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir alanı inşa etmiş olacağız. Hacılar'a geçelim. Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı. Arkadaşlar elinize, emeğinize sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yapılan erişi, sıfır atık ve rölyef çalışmalarının bulunduğu sergi, Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özcan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Assubay Kıdemli Üst Çavuş Ergin Emir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Erdoğan katılımıyla açıldı. Kurdela kesimi sonrasında kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Özcan, kursiyerlere başarılar diledi. Harika ya. İş bayağı gelişmiş. Takı tasarımlarımız çok daha ilerledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özcan, büyük emekler vererek ortaya birbirinden güzel eserler çıkartan bayanları tebrik etti. Kursiyerler de yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet ettiler. Kursiyerlerin el emeği eserlerin sergilendiği El Sanatları sergisi hakkında bilgi veren Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf İmamoğlu, serginin 3 gün boyunca gezilebileceğini söyledi. Hacılar Rasim Çetinkaya Halk Eğitim Merkezi olarak 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 210 kursiyerimizi aşmış olduğumuz kursla ilgili olarak içeride el sanatları var. 2020-2021 döneminde 800'ün üzerinde öğrencimize, kursiyerimize kurs verdik. İçeride de çeşitli etkinliklerimiz yer almaktadır. Sıfır atık, öğrencilerimize resimler, içeride de rölyef çalışmalar ve buna benzer pek çok etkinliklerimiz var. Sergi 3 gün boyunca açık kalacak. Dileyen davetlerimiz pazartesi ve salı günü olmak üzere kursumuzu, sergimizi gezebilirler. Yahyalı'ya geçelim. Burada Yahyalı Belediyesi odaklı grup belgelendirme yaptığı protokolle ilçede mesleki yeterlilik belgesi vermeye çalışıyor. İlk olarak ilçede yer altında çalışan maden işçilerinin mesleki yeterlilik belgelerini alabilmeleri için yapılan protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 5544 sayılı yasa gereği zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi için yetkili firmamızı protokol imzaladık. Bilindiği üzere ilçemiz madencilik sektöründe öncü bir ilçe. Yıllık 1 milyon 100 bin ton maden üretimi yapıyoruz dedi. Yahyalı'mızda yıllık bazda maden üretimimiz 1 milyon 100 bin ton. Çalışan kişi sayımız yaklaşık 1538. Belediyemizin sosyal sorumluluk gereği ve yasa gereği de mesleki yeterlilik belgesi almayan maden sektöründeki çalışan işçilerimiz bizim ilgi alanımızda veya madende çalışmak isteyip de yeterlilik belgesi olmayanlarla ilgili bir çalışmamızı paylaşmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili mesleki yeterlilikle ilgili yetki alan firmalarımızla belediyemiz ortaklaşa bir sertifikalandırma, belgelendirme konusunda Yahyalı'daki insanlarımıza, dostlarımıza, hemşerilerimize faydalı olmak istiyoruz, yararlı olmak istiyoruz. Şu anda inşaat sektöründe çalışan işçilerimizle, ustalarımızla bu yeterlilik belgesini almak zorunda. Yahyalı Belediye'mizdeki çalışan işçilerimizle hakeza bu belge gerçekten İnsanların iş bulma noktasında da kendilerine faydalı olacak, yararlı olacak. Zaman zaman belediyemize müracaat eden arkadaşlarımız oluyor. Başkanım ben
işçi iş arıyorum, bana yardımcı olur musunuz diye. Ve buradan da çağrımız olsun tabii. Artık ben ne iş olursa yaparımdan daha ziyade belediyemizin öncülüğünde madende çalışan insanlarımıza sertifika yapıldıktan sonra bundan sonra işe girme kolaylığı da olmuş olacak. Dolayısıyla gerçekten iyi bir fırsat. Bu fırsatı Yahyalı'daki işsiz olan kardeşlerimiz, işsiz olan evlatlarımız mutlaka müracaatlarını bekliyoruz. İnsan kaynaklarımız bu konuyla ilgilenecekler. İnşallah önümüzdeki günlerde sınav yapılacak yerleri, belge vereceğimiz yeri ilan ederek kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bir kez daha çağrımı yenilemek istiyorum. Yahyalı'mızdaki hiçbir evladımızın işsiz gezmesini biz arzu etmiyoruz. Sertifikalandıralım, arkasından da inşallah onları iş sahibi yapmış olalım. Kayseri yeni valisi Gökmen Çiçek ilçe gezileri sürüyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde de ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Pınarbaşı Kaymakamlığı'na yapan Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam İbrahim Gökmen'ten ilçenin ekonomi, tarih, kültür, sağlık ve eğitim alanlarında genel durumuna dair bilgi aldı. Vali Çiçek programın devamında Yeni Cami Kur'an kursu 4-6 yaş grubu öğrencilerini ziyaret etti. Kur'an kursundaki öğrencilerin okudukları duaları dinleyen Vali Çiçek, Kur'an kursunun eksikliklerinin giderilmesi için yetkililere gerekli talimatları verdi. Daha sonra Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'ndan bugüne dek yaptığı çalışmalar ve diğer projeleri hakkında bilgiler aldı. Belediyede kendisine ikram edilen ve Pınarbaşı'nda üretilen Çerkez peynirinin tadına bakan Vali Çiçek, ilçenin en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden olan Çerkez peynirinin üretim aşaması ile ilgili üreticilerden bilgi aldı. 1996 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde iç güvenlik harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sezer Güneş'in ailesini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Her zaman yanınızda olacağız. İnşallah şehidimizin şefaatine nail oluruz." dedi. Buradaki programını noktalayan Vali Gökmen Çiçek, Sarız ilçesine geçti. Programı kapsamında Sarız Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Kaymakam Vekili İsmail Şanal'dan ilçenin sağlık, eğitim, spor, asayiş ve diğer konularda genel durumuna dair bilgileri aldı. Ardından Sarız Belediye Başkanlığı'nda ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Baki Bayrak'tan bugüne dek ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgileri aldı. Burada mahalle muhtarlarının ve vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları verdi. 2009 yılında İstanbul ili Tuzla ilçesinde görev yaptığı esnada trafik kazası sonucunda şehit olan Ali Örneğin ailesini ziyaret eden Vali Çiçek, "Size olan minnettarlığımızı hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilmiyorum. Sizler başımızın tacısınız." dedi. Vali Gökmen Çiçek'in ziyaretlerinde vali yardımcıları Abdullah Kalkan ve Mehmet Sadık Tunç eşlik etti. Havrulası'nın başında LGS ile ilgili haberler vermiştik. Şimdi önemli uyarılar öğrencilere. Safa Eğitim Kurumları'nda psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Gözde Yücel, hafta sonu yapılacak sınav öncesinde öğrencilere ve ailelere önemli uyarılarda bulundu. Hocam kolay gelsin. Teşekkürler, merhaba, sağ olun. Merhabalar. Evet hocam, şimdi LGS'ye sayılı günler kaldı. Hepimiz heyecanlıyız. Aileler öyle, çocuklar öyle, sizler öyle. Evet. İçimiz kıpır kıpır, hakikaten bu kadar heyecanı hissediyoruz. Şimdi size soracağım, bu kıpır kıpırdılığı nasıl yönettiniz? Çünkü geldiklerindeki gözlerin ışıklarına baktığım zaman inanılmaz heyecanlı, inanılmaz mutlu ve inanılmaz motive bir grup gördüm. Şimdi bu süreç bizim için uzun bir süreçti. Fakat bunu sonuna kadar getirebilmek önemliydi. Bu noktada hem kendi motivasyonları, hem ailenin desteği, hem öğretmenlerimizin desteğiyle birlikte tamamen toplu bir işbirliği içerisinde bu zamana kadar geldik. Şu anda çok heyecanlılar, evet. Çok. Ama önemli olan bu noktada heyecanlı, yani bütün öğrenciler heyecanlı şu anda. Çünkü daha ÖSYM'in yapmış olduğu ilk sınava girecekler. Katı disiplinler, kurallar, yani birazcık daha böyle geleceğe yönelik ilk adım diyebiliriz. Şimdi bu noktada da mesela bu hafta içerisinde genel bir çay etkinliği oldu. Biraz sohbet muhabbet edelim. Genel olarak zaten
zaten tamamen sohbet havasında geçti. Ama günlük denemelerini çözdüler, genel tekrarlarını yaptılar. Büyük bunlar aynı. Yani çok fazla değil gayet. Çünkü sonuna kadar bir şekilde bu olayı 1-2 ay sürdürmek değil. Sonuna kadar aynı tempoda ilerleyerek sınavımızı da çok güzel bir şekilde tamamlamak. O yüzden onlar da bu zamana kadar geldiler. Şu an artık hocam yani bitse de bir artık tatil moduna girsek. Çünkü biliyorlar ki sınavdan sonra artık onlar da bir boşluğa düşecekler. Bir yıllık disiplin sona ermiş olacak. Biraz rahatlayacaklar ama bu süreçte değerli hocam teknolojiyi doğru kullanmak çok önemliydi. Çünkü zaman yönetimi önemliydi. Sevdikleri keyif aldığı cihazlardan bir tık uzak durmaları gerekiyordu. Hobi edinmeleri gerekiyordu ve siz bunların hepsini çok güzel sağladınız. İsterseniz son tiyolar dedik ya. Şöyle bir tiyoları da tekrarlatır mısınız bize? Şimdi sınavdan önce genel olarak uyku düzenini artık raya sokmaları lazım. 7-2 saatlik bir uyku düzeni ayarlamaları gerekiyor, uyumaları gerekiyor. Mesela daha öncesinde yağlı yiyeceklerde bulunmamaları gerekiyor. Birazcık daha böyle sebze tarzında onları rahatsız etmeyecek. Çok su içmeyecekler. Ya aynen öyle, çok su içmeyecekler. Bunların, bunlardan da bahsettik. Önemli olan burada heyecanlarını kontrol edebilmeleri. Çünkü gereken her şeyi sağladılar. Zamanında gelmek çok önemli. Sınavdan yarım saat önce okulda olmaları gerekiyor. Bunu çok uyardım. Çünkü bir yıllık emek verdik bu noktada sıkıntılar yaşanmasın diye. Çok soru çözmek değil, nitelikli soru çözmek diye bir başlık okudum. Doğru mudur? Evet, kesinlikle. O noktada da şöyle, genel olarak eksiklerine yönelik soru çözmeleri gerekiyor. Çünkü bir denemede eksik olduğu konuları tamamlamadığında diğer denemede aynı soru potansiyeli çıktığında o soru gene hata şekilde ilerleyecek ve tamamen bir bina örülmemiş oluyor. Birazcık binanın boyası eksik olmuş oluyor konular tamamlanmadığında. Tamamen eksik tamamlama yönünde ilerlediler. Şu anda yani genel olarak ben gördüğümde çok güzel bir yerleşim yeri görüyorum. İnşallah hepsi pırıl pırıllar ve artık diyorlar ki pastayı keselim. Bu boncuk boncuk gözüyle bana bakıyor ve diyor ki artık pasta keselim mi? Keselim. Peki o zaman LGS öncesi sayılı günler kala LGS'ye hep beraber bu pırıl pırıl gençlerle pasta keseceğiz ve ben sonrasında da bu gençlere biraz mikrofonu uzatmak istiyorum. Nasıl hazırlandılar? Neler yaptılar? Çünkü zor bir süreçten geçiyorlar. Hakikaten önemli bir süreçten geçiyorlar. Bu önemin de farkına varmaları gerekiyor. İşte burada da rehber danışman öğretmenimiz devreye giriyor ve onlarla inanılmaz güzel de bir bağ kurmuşlar. Her şeyden önce hem size çok teşekkür ediyoruz değerli ben hocam. Hem sefaitim kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Hem de bu pırıl pırıl gençlere çok teşekkür ediyoruz. Ne diyelim, keselim mi o zaman? Keselim. Hadi bakalım. Safa Eğitim Kurumları LGS öncesi moral motivasyon pastasını kesiyoruz. Birlikte. Hadi bakalım gençler. Hadi. Hepsi pırıl pırıl. Evet. Evet. İnşallah sınavlar sonuçları açıklandığında yine buraya gelip başarı oranlarıyla birlikte ağzımızın tadıyla da pasta kesmek nasip olacak hocam. İnşallah. Ben buna inanıyorum. Hemen şunu soracağım. Çocukları da uzatacağım ama hocam sınavda dediniz ki iki sınav var ve arada bir 45 dakika. İsterseniz ondan da bahsedelim bir. Ailelere de hem öğrencilere de bir kez daha hatırlatmış aynen olalım. Şimdi ilk sınavımız birinci oturumumuz sözel oturum olarak sözel bölüm. 9.30'da başlıyor. Genel olarak 75 dakika. Sonra arada bir 45 dakikalık aramız var. Daha sonrasında 11.30'da sayısal oturumumuz başlayacak. O da 80 dakika. Tamamen bu arada da önemli olan tamamen bu heyecanı ilk sözel oturumu heyecanını kontrol edebilmek. Çünkü bu sayısala yansıması bizim için olumsuz olur. O yüzden ailelere öneri olarak bu arada öğrencilerimizle çocuklarımızla kesinlikle sınavla ilgili konuşmamaları. Aynen. O çünkü tamamen daha sınav bitmemiş oluyor. Evet, onlar çok heyecanlı gözlerle çocuklara bakıyorlar. Acaba nasıl geçti? Gülüyor mu? Ağlıyor mu falan? Ama bunu biraz da olabildiğince yansıtmamaları gerekiyor. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Hemen de şöyle mikrofonları şuraya doğru. Nasıl? Hemen tanıyalım bakalım. Adım Muhammed Nurbay Karadoğu. 8. sınıftayım. LGS'ye gireceğim inşallah bu pazar. Nasıl hazırlandın Muhammed? Elimizden geldiğince farklı soru tiplerini görerek LGS'ye daha dinamik bir şekilde hazırlanmayı hedefledik. Yani önümüze hangi soru çıkarsa da inşallah başarırız diyoruz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Çalıştık. Çünkü kendin inanıyorsun, güveniyorsun. Evet. Çalıştık. Çalıştık. Tüm arkadaşlarım da kendi çapında herkes akran soru tipi görme şeyi, soru anlatımı, aklın soru anlatımı önemli. Onu da yani sürekli arkadaşlarım Muhammed'e de sorarak sürekli birbirimize soru sorarak yani LGS'de nasıl soru çözebileceğimizi de öğrendik beraber. Evet, burada birlik beraberlik çok önemli değil mi? Birlikte çalışabilmek.
hangi soruda takıldıysanız üzerinden tekrar geçmek gerçekten çok önemli. Şimdi ben baktığım zaman da hakikaten genç çocuklar pırıl pırıllar, dışarıda da bir hayat var. Onu nasıl koordine ettiniz? Hani ders çalışma yaptınız ama. Ben Muhammed Fatih Eroğlu. Hocalarımın desteğiyle bu dönemi güzel bir şekilde atlattım. Ya ilk başlarda kötü gidiyordu. Gözde hocam başta olmak üzere bütün hocalarım sayesinde şu anda güzel bir başarı sağlıyorum deneme sınavlarında. Harika. Pazar gününde umarım güzel bir şeyler olacak. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tekrar bol dualar ediyoruz sizin için. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız ve bir sınav sonucu açıklandığında burada tekrar bir alkışla pasta keseceğiz inşallah. Çok teşekkürler. Arkadaşlara başarılar diliyorum, şimdiden hafta sonu sınava girecek. Yine gençler var yanımızda. Şimdi 8-10 Haziran tarihlerinde Koca Sinan Belediyesi Koca Fest düzenleyecek. Yani Teknofest gibi bir festival. Burada geçtiğimiz günlerde de Koca Sinan Sanat Günleri vardı. Birlur Sesler Koca Sinan'da yarıştı. O yarışmada birinci olan bir kardeşimiz de Türk Halk Müziği'nde burada, gençleri burada konuk ettik. Şimdi hemen tanıyalım. Kerem Geldeş, değil mi Kerem? Evet. Kerem hoş geldin. Hoş buldum. Saliha Sena Elbistan. Sena hoş geldin. Hoş bulduk. Ve de Eda Şahin. Eda ne haber? Hoş geldin. Hoş buldum. Sizden ne haber? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Harika be. Kerem biraz kendini tanıt bize. Ben Kerem Yerleş. Nuh Mehmet Küçükçalık 10. sınıf öğrencisiyim. Okulda robotik takımının başkan yardımcısıyım. Başkan yardımcısı. Nerelisin? Hacılar, Kayseri. Hacılar, ailen orada mı oturuyor? Yok, biz merkezde oturuyoruz. Merkezde oturuyorsun. Hangi evet. mahallede oturuyorsunuz? Ferit Çakmak Mahallesi. Ferit Çakmak'ta oturuyorsun. Aile izliyor mu şimdi? İzliyordur. Kimler izliyor? Annem izliyordur, babam izliyordur. Adları ne? Ne iş yapıyorlar? Babam şoför, annem ev hanımı. İsimleri? Orhan Dönay. Orhan ve? Dönay. İkisine de selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kardeşlerin var mı? Abim var bir tane. O nerede? O üniversitedeydi, muhtemelen izleyemiyor. Tamam. Tekrar nerede okuyor? Nerede okuyor? Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi. Linki de atarız ona. Ona da selam ve sevgiler. Şimdi Sena, biraz da seni tanıyalım. Evet. Sena ben. Küçükçalık Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Okulda robotik kulübünün ben başkanıyım. Ha, bu evet. Alamadı başkanlığı yani. Başkan sensin. Vay be. Evet. Sen hangi bölgede? Hangi mahalle daha doğrusu? Ziya Gökalp'te oturuyorsun. Nerelisiniz? Pınarbaşı. Pınarbaşılısınız. Evet. Gerekli Avşar mısın, Çerkez misiniz? Avşar. Sen Avşarsın. Evet. Annem baban izliyor mu şimdi? Evet, izliyorlar. Ne yapıyor onlar, ne iş yapıyor baba? Babam fabrikada çalışıyor, annem ev hanımı. Ev hanımı. Kardeşlerim var mı? Var. İki tane kardeşim onlar, var. Onlar senden büyük mü, küçük Küçükler. Mü? Küçükler. Okuyorlar mı? Evet, ortaokuldalar ikisi de. Çok güzel. Ailene selam ve sevgiler. Eda ne haber? Sen ablamla geldin. Evet, ben Eda Şahin, Erkilet General Emir Ortaokulu'ndan katılıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu ses yarışmasında, Türk Halk Müziği ses yarışmasında birinci oldum. Koca Sinan evet. Belediyesi ve Koca Sinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlemiş. Evet. Sen daha önce müziğe merakın var mıydı? Evet, ben 6. sınıfta müzik öğretmenim Abdullah Hamurcu keşfetti beni. Hmm. 6. sınıfta da ses yarışmasına katıldım. Katıldın. Evet. Halk müziğine ilgin vardı. Ailede var mı müziğe olan ilgi? Evet, babam ilgileniyor. Ne yapıyor baban? Saz filan mı çalıyor, söylüyor? Yok, mu? O da söylüyor. Onun da sesi güzel. Aa, harika. Ne iş yapıyor baba? Elektrik tesisatçısı. Elektrik tesisatçısı. Böyle evet. Tesisat yaparken türkü söylüyor mu? Yani evet, söylüyor. Harika ya. Annen ev hanım mı? Evet, annem ev hanım. Harika. Ablam burada. Evet. Onun sesi nasıl? Onun sesi pek yok ama var. Ha, vay be. Evet. Onun sesi yok diyor böyle. Başka kardeşin var mı? Var. Bir 7 yaşında kardeşim var. Onda böyle yetenek görüyor musun? Yani şimdilik yok. İleride hedefin ne senin? Güzel Sanatlar Lisesi'ni istiyorum. Harika, güzel. Geçen de güzel bir yarışma vardı böyle lise arası. Peki, evet. Şimdi Kerem, Sena, sizin projeler var. Koca Fest'e katılacaksınız. Kerem senden başlayalım. Sen hangi projeler, ne yaptın? Bir bize anlat lütfen. Ben Koca Fest'e drone kategorisine katılacağım. Orada belirli bir parkur var. Orayı tamamlayacağız. Drone'un özellikleri işte otonom bir şekilde uçabiliyor. 2,5 kilometre menzili var. 2 kilogram ağırlığa kadar kaldırabiliyor. Kendi ağırlığı haricinde. O şekilde. Ne diyorsunuz teknik ekipteki arkadaşlar? İyi mi? Tutay odayı veriyor.
Bunu sen kendin mi yaptın? Aynen, kendim yaptım. Şimdi burada uçursak diyeceğim, cibi götürürüz. Harika, bununla katılıyorsun. Aynen. Sen Sena, sen ne yaptın? Ben iki kategoride katılıyorum aslında. Benim de hem drone'um var hem de yumurta toplayan robotum var. Getirdim evet. Burada. Yumurta toplayan? Aslında robot. Karette. Yani bu karette kaplumbağalarının yumurtalarını toplamasından esinlenmiş bir kategori yarışmada. Evet. Pistteki yumurta, kendi rengindeki yumurtaları alıp kendi köşesine getirmek bunun amacı. Hani bir süremiz var ve sürede en kısa süre, yani o süre zarfında en çok yumurtayı toplayan bir üst tura geçiyor. Bu fikir nasıl doğdu? Böyle kulüpte mi konuştunuz, hocalarınız mı yönlendirdi? Ya aslında yarışma, hani yarışmanın kategorisi bu. Yarışmada, siz oradan. Evet, oradan olunca biz de dedik hani yarışmalara katılıyoruz, bunu yapalım. Yani sadece bunları yapmıyoruz aslında. Bunu, neler yapıyorsunuz başka? Bu da var. Onu bir anlatayım. Çizgi izleyen. Bunun da buradaki sensörüyle çizgi bir pisti var bunun. O çizgiyi izleyerek bitiş noktasına geliyor. Burada da işte hani birinci, ikinci, üçüncü, ilk gelen şeyinde. Bu da labirent çözen robot. Burada bunun sensörleri var. Bu sensörlerle engel algılayıp labirentten çıkmaya çalışıyor. Burada da bir süre şeyinde, hani en kısa sürede çıkan bir üst tura geçiyor. Başka var mı? Başka getirmedik. Yani Kerem, bunlarla bak, katılıyoruz. 3-4 tane söylesen bir tane drone getirmişsin. Kerem ayıp ediyor yani şimdi. Ama Kerem çok uğraştı drone'a, yani ben şahidim. Kerem, bunu ne yapıyorsun sen abi? Şimdi yazılı falan oluyor. Böyle öğretmenler odasına bu drone'u gönderip sınav sorularını falan mı yürütüyorsun? Ne yapıyorsun abi? Keşke olsa abi. Ne amaçla? Gerçek amacını anlat bize. Ya gerçek amacı işte kamera falan takılabilir. Yük taşınılabilir mesela. Yük taşınabilir. Aynen. Kamera yapılabilir. Evet. Öğretmen odasına hakikaten girebilir mi abi? Sınav soruları alabilir miyiz? Yani biraz iyi pilotajlık istiyor ama. Cam açıksa girer. Cam açık mı abi? Camda demir var değil mi? Demir üstte var. Yok. Üst tarafta. Üstte yok mu? Evet, oradan girebilir. Oradan girebilir. Valla ben biraz onun için yaptığını falan düşündüm ama neyse. Peki arkadaşlar, mesela Kerem, senin ilerideki hedefin nedir? Ben elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorum. Elektrik elektronik mühendisi. Aynen. Bravo. Sena sen? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisi. Evet. Ya peki bilime yeterince kadar biz önem veriyor muyuz? Üniversite araştırıyorsunuz da şimdiden. Evet. Ne zaman sınava gireceksin? Seneye. Sen? Benim 2 senem var. 2 sene var. Neler düşünüyorsunuz mesela Sena? Ya şimdi bu değer kısmında ülkemizde çok fazla değer gördün. Hani daha yeni bir şey olduğu için çok fazla gereken şeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Evet. Ama tabii ki de gelişecek. Yani tabii ki de ilerleyecek. Tabii bunun da yolu bizden geçiyor. Bizim gibi gençlerden geçiyor. Üniversite araştırdım. Yani üniversitede de bir teknik üniversite istiyorum. İyi bir üniversite. Çünkü hani dolanımlı bir kişiliğim olsun istiyorum. Aynı zamanda harika. Dolanımlı bir mesleğim olsun istiyorum. Bu yüzden... İnşallah başarılı olursun. İnşallah. Kerem, bilim, size ayrılan şeyler. Mesela bu Koca Sinan Belediyesi gerçekten güzel bir şey yapmış. Koca Sinan Belediyesi Festivali. Sizler için ne anlam taşıyor mesela? Son derece güzel. Aynen. Bizim bu tarz yarışmalar genellikle şehir dışında oluyor. Hem ulaşım hem konaklama sıkıntısı yaşıyoruz. Ama bu sene başkanımız okulumuzu ziyaret etti. Orada istemiştik böyle bir yarışma. Siz talep ettiniz. Evet. Harika. Sağ olsun, o da kabul etti. İşte katılacağız bu şekilde. Destekler falan veriyor. Sağ olsun. Tamam. Kendine. Şimdi abi bir tane şeyde. Nerede arkadaşlar? Bu Alparslan Mahallesi'nde bir eve girmemiz lazım. Bir haber belgesi almamız lazım. Şeyden sonra, haberden sonra bunu kullanabilir miyiz? Şöyle pencere açıkmış. Tamamdır. Yani hallederiz. Oradan bir şey alabilir miyiz abi? Hallederiz. Haberden sonra unutma. Tamamdır. Peki. Öğretmenlerinize teşekkür etmek lazım. Evet. Tabii ki. Böyle selam söylemek istediğiniz hocalarınız varsa. Yunus İlhan hocamıza buradan selam yolluyoruz. Aynı zamanda okul müdürümüz Ahmet Tanrıverdi'ye de buradan destek veriyoruz. Okul müdürüne şimdi şey yapmayın Allah aşkına. Ama gerçekten onu da çok... Şey diyeceğim de okul müdürü falan tamam. Okul müdürü tamam. Harika. Öğretmen Yunus? Yunus İlhan. Yunus İlhan. Ne hocası? Bilişim Teknoloji Öğretmeni. Her zaman yanınızda. Evet, her zaman. Tamam. Okul müdürüne espri yapıyoruz canım. Sorun yok. Şimdi tabii burada Eda sen bekliyorsun da, şimdi Eda'ya da son sözü verelim. Türk Halk Müziği'nde birinci oldu Eda. Koca Sinan Belediyesi ve Koca Sinan İlçe Milliyetin Müdürlüğü İşbirliği yürütülen Koca Sinan Sanat Günleri'nde birinci oldu. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyorsun. Ondan sonra da yine benzeri bir üniversite galiba, değil mi Eda? Evet. Üniversitede müzik bölümünden ilerlemek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz sana Kerem. Var mı son eklemek istediğin? Eklemek istediğim ya yok. Genellikle Türk televizyonlarda böyle bir şey olur. Son eklemek istediğin şey var mıdır derler. Tamam. Sena senin?
Ya aslında benim de teşekkür borcum olduğunu düşünüyorum burada. Bizim bütün destekleri, ya bütün ihtiyaçlarımıza böyle seve seve dinleyen ve sürekli yardım etmek için hazırda bekleyen Kocasinan Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımıza, okul idaremize, okul öğretmenlerimize ben bundan çok teşekkür etmek istiyorum. Vay be! Yayın öncesi Selda Hanım tüyoları vermiş çocuklar şakıyor abi. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ya Eda senle bitirelim mi? Olur. Bize böyle bir türkü söyleyebilir misin rica etsek? Tabii olur. O zaman son sözü sana bırakalım. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim of of. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim of of. Dağlar koyağını gezdim. Yiğiten yavru bulunur mu? Dağlar koyağını gezdim. Yiğiten yavru bulunur mu? El yazıya, el yazıya, duman çökmüş göl yazıya, of of. El yazıya, el yazıya, duman çökmüş göl yazıya, of of. Kurban olam, kurban olam, beşikte yatan kuzuya, vay. Kurban olam, kurban olam, beşikte yatan kuzuya vay. Eda Şahin çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel rica söyledin. Ederim. Yalan dünya, sizden bezdim dedin ya. Bu kadar sıkıntı mı var abi hakikaten? Yok hocam ya, şarkının sözleri. Şarkının sözleri. Bak seçti Türkiye bak ya. Yalan dünya, senden bezdim. Ne diyorsun ablası? Gel sen de gel, gel. Gel, gel, gel. Gel seni de alalım. Ablası kaçtı. Peki. Eda çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sesin var. Birinci olduğun kadar var. İnşallah Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanırsın. İnşallah. Bundan sonraki hayatında sana başarılar diliyoruz. Aileni de tebrik ediyoruz. Anneni babanı senin gibi değerli bir evlat yetiştirmişler. Gurur duysunlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Saliye Seda Elbistan sana da çok teşekkür ediyoruz. Çok girişken gördüm seni. Çok güzel konuşuyorsun. Kendini çok iyi ifade ediyorsun. Hedeflerin güzel. Sana da teşekkür ederiz. Yine ailene selam ve sevgiler. Senin gibi yine güzel bir evlat yetiştirmişler. Onlara da bol selam. Kerem Geldeş. Kerem hem böyle drone'a çok meraklı hem de böyle karizma yakışıklı bir kardeşimiz. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Yine ailene de teşekkür ediyoruz. Senin gibi bir evlat yetiştirdiği için. Koca Veste başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bundan sonra gelin seni konuk edelim. Şöyle güzel bir türkü söyle bize. İnşallah. Uyandım sabah yine. Gözyaşım yine. Ben de sana eşlik ederim. Tamam. Şimdi sırada bir haber var. O haberle devam edelim. O haberi izlerken bize gençleri uğurlayalım. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen ve örgütlü suçlar bürosu tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 3 avukat gözaltına alınmıştı. 2009 yılında resmi belgede tahrifat yaptıkları tespit edilen, 3 as subayın sorgularına girerek hipnozla konuşturmaya çalıştığı iddia edilen, emekli yarbay Gürol D. ile sorgulamaya katılması için çağıran, Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Ü'nün yargılandığı hipnoz davasında as subayları savunan 3 avukata yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli avukatlardan Musa Ö tutuklanarak cezaevine gönderilirken avukat Okan Y, adli kontrol ve avukat Vedat Ö ise ev hapsi tedbiriyle salıverildi. Şüpheliler hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılmıştı. Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık avukatların yargılanmalarına başlandı. Davada sanık 3 avukat da hazır bulundu. Örgütle hiçbir alakaları olmadığını kaydeden Musa Ö, 2014 yılında hakimlik ve savcılık sınavına girdim. O zaman sınav sorularının çalındığı söylenen yıllardı. Eğer örgütle bir alakam olsa herhalde bu sınavı geçerdim. 6 yıldır her gün adliyede ve bürondayım. Kaçmadım. Kaçma girişiminde dahi bulunmadım. Filler tepişir, çimler ezilir. Biz burada çim yerine konuluyoruz. Uygulanacak her türlü adli kontrol şartını kabul ediyorum ifadelerini kullandı. Sanıklardan Vedat Ö ise müvekkilin başka bir mahkemede gözaltına kaldığı için tazminat almaya hak kazandı.
Ben o dönemde müvekkilimle görüştürülmediğim için yasak sorgu nedeniyle müvekkilimin talimatıyla şikayette bulundum. İki ayrı savcı tarafından dava açıldı. Hayatım boyunca hiçbir hukuksuz eylemin içinde olmadım. İddia edilen basın açıklamasını ben yapmadım. Adat verdiğim baro yaptı. Ben orada müvekkilimle görüşemem nedeniyle yaşadığım sıkıntılardan bahsettim. Bu süreçte vekil sıfatı dışında hiç kimsenin ya da kurumun talimatıyla hareketim olmadı. Beraatımı istiyorum diye konuştu. O dönem Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen hipnoz davasında davacı subaylar Ali B., Orhan G. ve İsmail D. kendilerine hipnozla işkence yapılarak sorgulanmak istendiklerini iddia etmişti. 12. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda evrakta tahrifat yaptıkları iddiasıyla hipnoz ve işkenceyle konuşturmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Gürol D. ile askeri savcı Ahmet Zeki Ü. bu davadan ceza almıştı. Eski Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Ü 7 yıl 5 ay hapse mahkum edilirken Yarbay Gürol D de yine 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Şimdi Alparslan Mahallesi'nde Sivas Bulvarı üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Bu kazanın detayları. Sivas Bulvarı üzerinde bulunan Alparslan Tramvay Durağı yanında karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ECG Kayserişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza sonrası otomobilinden inen yabancı uyruklu sürücü 50 AAJ 507 plakalı araçtan inerek yerde yaralı olarak yatan ECG'nin durumunu kontrol etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu düşünen sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu sürücünün dışında araçta eşi ve çocuğu olduğu ve kazada küçük çocuğunda yaralandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri narkotikle mücadelesi sürüyor. Bir bağ evinde uyuşturucu çıktı. Narkotik Suçhane Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda MCP'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce MCP'nin kullandığı bağ evi tespit edilerek operasyon yapıldı. Bağ evinde yapılan aramalarda 780 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas serase, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 101 bin TL suçtan elde edilen gelir, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulofolyo ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Terör örgütünü yolmak suçunu aranan bir kişi yakalandı. Kayseri Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda diğer silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Suriye uyruklu bir kişi Kocaistanlı ilçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mayıs ayında yapılan operasyonlar, onun bir istatistik bilgileri var. Terör örgütü üyesi oldukları teslim edilen 4 şahıs da yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde terörle mücadele çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK-KCK, FETÖ-PDY ve DAEŞ terör örgütleri suçlarından 6 olayda 8 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslardan 4'ü tutuklanırken 3 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bir şüphelinin yakalama çalışmaları da devam ediyor. Yapılan operasyonlarda 20 adet kaçak bitcoin üretim cihazı, 103 adet sikke, belirli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 107 adet tabanca imalat parçası, 62 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 400 paket kaçak sigara ve 25 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 20'si evden, 17'si iş yerinden, 8'i bağ, bahçe ve tarladan, 6'sı kamu kurum ve kuruluşundan, 1'i inşaattan, 1'i otodan hırsızlık, 6'sı kablo, 2'si motosiklet, 2'si hayvan hırsızlığı, dolandırıcılık olmak üzere toplam 65 olayda 87 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklandı. Bir jandarma operasyonu, yine uyuşturucu operasyonu, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kocaesnan ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken yapılan aramada ise 8.450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi karakola götürüldü. Yine asayiş haberi, tabancayla vurulan şahıs yaralandı. İlçeye bağlı Belsi Mahallesi Eren Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir otomobilden yaya olarak yürüyen EM'ye tabancayla ateş açıldı. Yaralanan EM'yi gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı EM sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayserişehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik önlemi alan polis olay yerinde inceleme yaptı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yine polis uygulamasında 400 sahte dolar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri havaların ısınması ve yaklaşan bayram tedbirleri çerçevesinde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Yeraltı Çarşısı, Meydan Otobüs ve Tramvay duraklarıyla Talas Osmanlı Sokağı'nda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan iki kişi yakalanırken yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise sahte 400 dolar ele geçirildi. Uygulamanın süreceği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Sırdaşın Olayım projesini üniversite gençliğiyle buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren eğitim ve kurslarla binlerce vatandaşa hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile yürüttüğü çalışmalarda birçok vatandaşın hayatında yer edinerek manevi destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, psikolojik her türlü soruna WhatsApp üzerinden sunacağı ücretsiz psikososyal destek hattıyla sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlıyor. Gençlerle el ele çözüm bulmaya başlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, sizin engel olarak gördüğünüz hiçbir şey bizim sizin hayatınıza dokunmamıza engel değil. Hadi söz sizde sloganıyla Sırdaşın Olayım projesine başlattı. Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliklerinde yeni başlatılan Sırdaşın Olayım projesi kapsamında uzman psikologlarla üniversite gençliği bir araya gelerek psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlandı. Gençlerin ilgisiyle karşılaşan standı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Erciyes Üniversitesi Direktörü Profesör Doktor Mustafa Çalış'ta ziyaret ederek proje hakkında bilgiler aldı. Sırdaşın Olayım projesiyle gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olmayı sürdürüyor. Bu kez de Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliklerinde Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Sırdaşın Olayım projesiyle gençlerin yüreklerine dokundu. Gençler, uzman psikologlardan bilgi alarak yüz yüze hizmet aldı. Ayrıca psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde psikososyal destek hattına 0537-485-0 WhatsApp hattı üzerinden ulaşabilecekler. Büyükşehir Belediyesi'ne gene gidelim. Burada hizmetici eğitim seminerleri sürüyor. Belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personellerinin vatandaşa sunduğu hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla düzenlediği seminerlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık seminerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve zabıta ekipleri katıldı. Seminerde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi ailesini dışarıda temsil ettiğini belirtti. Öfke yönetimi ve psikolojik sağlamlık konularında bugün eğitim alacaksınız. Bunun teknikleriyle alakalı uzmanlarımız, işin ehli kişiler tarafından sizlere de teorik bilgiler verecek. Hizmet içi eğitimimizi de yerine getirmiş olacağız. Bundan sonraki hizmet içi eğitim seminerlerimizde
Bütün belediyelerimiz de aynı şekilde biz burada görmek istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerimize bu eğitim seminerlerinden faydalanmaları için ben buradan da çağrıda bulunuyorum. Arkadaşlarımız hepsini ayrı ayrı davet etsinler. Tek çatı altında seminerlerimizi verelim. İnşallah verimli bir program olur. Eğitimlerimiz hayra vesile olsun. Öztürk'ün konuşmasının ardından KMKŞ Huzur Çınar Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman aile danışmanı Sebahat Bayar tarafından zabıta ekiplerine öfke kontrolü ve psikolojik sağlamlık konularında seminer verildi. Problemler her ne kadar gündelik hayatın problemleriymiş gibi görünse de aslında hiçbir öyle değil arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi'ne gidelim. Bahar Şenliği devam ediyor. Burada 20. Geleneksel Spor Şenliği ödül töreni de düzenlendi. Şenlik alanında düzenlenen ödül törenine Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Recai Kılıç ve Profesör Doktor Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisoy ile sporcular katıldı. Erkek öğrenci kategorisi. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış ödül töreninde yaptığı konuşmasında 20. Geleneksel Spor Şenliği'nde emeği geçenlere teşekkür etti ve ödül alan öğrenci ile personeli kutladı. Geleneksel olarak spor şenlikleri her yıl yapılmaktaydı. 20.sini bu yıl Mart ve Mayıs ayları arasında yapmıştık. Ödül törenini de bahar şenliğinde planladık. Burada verilmesini daha uygun olacağını düşündük. Tabii bahar şenliğimizde inşallah kazasız belasız güzel bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerimiz açısından özellikle motivasyon açısından çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah kazasız belasız da sona erdiririz diye ümit ediyoruz. 4 gün boyunca birçok etkinliğin içinde yer aldığı, yine akşam sanatçıların performansını gösterdiği güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Tabii spor çok önemli. Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde olması çok önemli. Zaten personelimizin de bu işin içerisinde olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu bağlamda ben biraz önce ifade edildiği gibi 6 branşta 7 takım 1000'e yakın, hatta 1000 sayısı verildi bana, 1000 tane katılımcı, spor katılımcısının olduğu bir yarışma planlanmış oldu ve bitirilmiş oldu. Bu bağlamda ben herkese, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle ödül alacak takımları tebrik ediyorum. İnşallah 21.sinde gelecek yıl yine buluşmak dileğiyle hepinizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış'ın konuşmalarının ardından 21 Mart-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında personel ve öğrenci kategorilerinde basketbol, voleybol, mini futbol, masa tenisi, satranç ve salon okçuluğu 6 branştan 74 takımla 1000'den fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen spor şenliğinde dereceye girenlere Rektör Çalış tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. İmniyetin Müdürü Ayhan Teltik, Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana okul ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Melikazı ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler tarafından kapıda karşılanan Teltik, okul müdürü Halil Şahin'le görüşerek okul hakkında bilgileri aldı. Daha sonra öğretmenlerle toplantı yapan Ayhan Teltik, eğitimcilerin sorunlarını dinledi. Ardından sınıftaki öğrencilerle buluşan İl Milli Eğitim Müdürü Teltik miniklerle sohbet etti. Ziyareti değerlendiren Müdür Teltik, okul ziyaretlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Allah hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin yardımcısı olsun ifadelerini kullandı. Öğretmenlerimizin her zaman yanında olduğumuzu, özveriyle çalışan idarecilerimizin, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için onların bütün etkinliklerine gücümüzün yettiği, zamanımızın yettiği kadar katılmaya çalışıyoruz. Bugün de okulumuza geldik. Öğretmen arkadaşlarımıza moral motivasyonlarını artırmak için birkaç kelam ettik. Onlarla sohbet ettik. Birkaç sınıfımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimizi gördük. Mutlu olduk. Rabbim öğretmenlerimizin yardımcısı olsun, öğrencilerimizin yardımcısı olsun. Yeşilsar ilçesine gidelim. İlçede Ova Çiftliği Mahallesi'nde uçurtma şenliği yapıldı. Yeşilhisar Şehit Kübra Doğan Alper Lisesi tarafından Sultan Sazlı Kuş Cenneti'nin de bir kısmını içinde barındıran Ova Çiftliği Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi. İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taş Yapan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da katıldı. Futbol müsabakaları, uçurtma uçurma, kaşıkla yumurta taşıma,
ip çekme gibi geleneksel oyunların oynandığı ve yarışmaların yapıldığı şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Şimdi futbol haberleri haber odasının başında aktarmıştık, telefon bağlantısı da yapmıştık. Kayserispor Teknik Direktörlüğü'ne Ömer Erdoğan getirildi. Burada PFK'ya da bir ceza geldi Kayserispor'a, ama önce Ömer Erdoğan haberi, eğer sevgili Murat hazırsa onu bir tekrar hatırlayalım. Süper Lig Kupa finalisti Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman'la yollar ayrılınca düşünülen ilk isim Ömer Erdoğan olmuştu. Hatayspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan'ın Kayserispor yöneticileriyle görüştüğü anlaştığı belirtildi. Ömer Erdoğan'ın kısa süre içinde ekibiyle Kayseri'ye gelip imza atması bekleniyor. Evet, haber odasının başında tüm detayları size aktarmıştık. Bu arada PPDK Kayserispor'a ceza verdi. 107 bin TL para cezası. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 26 Mayıs'ta oynanan Kayserispor Sivasspor Türkiye Kupası maçı sonrasında federasyon temsilcisi tarafından oluşturulan rapor doğrultusunda her iki kulübede ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kayserispor Kulübü'ne Türkiye Kupası final maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75 bin TL, taraftarlarının neden olduğu sağ olayları nedeniyle de 32 bin TL olmak üzere toplamda 109 bin TL para cezası verildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen bir proje var. Spor aşkı engel tanımaz. Bu projeyle ilgili detaylar izliyoruz. Kadir Has Spor Kompleksi içerisinde yer alan Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kayseri Vali Yardımcısı, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Özel Eğitim Kurumu Müdürleri, öğretmenler ve özel öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, burada yaklaşık 7 okula ve 200 öğrencimizin yararlanacağı malzemeler dağıtılacak. Bunların içerisinde hem branş malzemeleri hem de onlara özel olarak paralimpik daldaki dağıtılacak malzemeler var dedi. Bunda görme engeller, bedensel engeller, özel çocuklar olarak şey yaptığımız branşlarda ve İşitme engeller olmak üzere tüm dallarda ayrıntılı bir şekilde planlanmış ve özel eğitim kurumlarımızda sunumu yapılan malzemeler. Çocuklarımıza her şey feda. Paralimpik dalda çok ileri derecede bir başarıya ulaşmış vaziyetteyiz. En son 2020 olimpiyatlarında aldığımız madalyalar yaklaşık 20 yıldan bu yana olan olimpiyatların tamamına eşit ve rekor seviyede oldu. Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sağlık Tunç da yapılan etkinliğin çok değerli olduğunu söyledi. Çocuklarımızın sosyal yaşama daha aktif bir şekilde katılabilmeleri, daha mutlu olabilmeleri açısından çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütülen bu proje kapsamında çocuklarımızla bir araya geldik. Gönderilen malzemeleri çocuklarımıza ulaştırmaya çalıştık.